bir nassın alime ulaşmaması ve buna binaen başka bir nasla hüküm vermesi alimlerin ihtilaf nedenlerinden birisi olarak söylenebilir. Yani herhangi bir alim kendisine bir ayet veya kendisine bir hadis ayetler içinde demeyelim ama kendisine bir hadis ulaşmamış olabilir. Kufede yaşayan birisi birisine ulaşmamış olabilir. Bağdat'ta yaşayan veya Irak'ta yaşayan birine veya Basra'da yaşayan birine bir hadis ulaşmamış olabilir. Ama Hicaz'daki, Medine'deki, Mekke'deki birine aynı hadis ulaşmış olabilir. Ulaşmayan alim, umumi delillere göre hüküm vermiştir. Ulaşan alim, o hadise göre hüküm vermiştir. Ne olur? Dolay bu beraberinde itilaf getirir. Bir alim bir görüş söylerken, bir alim başka bir görüşte söylemiş olur. Buna şöyle bir örnek verelim. Yani, bir hadis bir alime ulaşmayabilir. Bu normal bir şey. Veya bir alim bir hadisi bilmeyebilir. Bu da normal bir şey. Nasıl alimler bilmez? Yani sen biliyorsun alim mi bilmeyecek gibi falan alim mi bilmeyecek gibi yaklaşımlar doğru değil. Bir gün bir yaşlı bir nine Ebu Bekir radıyallahu anh'a geliyor. Ey müminlerin emri diyor veya ey Ebu Bekir diyor. Ey Allah, Allah Resulü'nün halifesi. Benim torunum vefat etti ve ben şey almak istiyorum. Ben Miras almak istiyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ben Allah'ın kitabında böyle bir şey bilmiyorum diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinden de bilmiyorum. Ama soralım diyor. Ve orada soruyor. Bu konuda Allah Resulü'nden bir şey bilen var mı? Bir sahabe ayağa kalkıyor. Diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın nineye altıda bir miras verdiğini gördüm diyor. Başka buna şahitlik edecek kimse var mı diyor. Başka bir sahabe kalkıyor. Diyor ki ben aynı şekilde buna şahitlik ettim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki e, altıda bir miras vardır diye e, bu nineye böylece o hükmü söylemiş oluyor. Yani e, bir dikkat edilirse burada Ebubekir Bekir radıyallahu anh bu, bu nas ulaşmamış ama başka bir sahabeye ulaşmış. Ebu Bekir radıyallahu anh orada o sahabeye de sormamış olsaydı veya sorduğu sahabelerden de bilen olmamış olsaydı orada mesela belki diyecekti ki sana miras yoktur diyecekti bir görüş olarak bu ortaya çıkmış olacaktı. Bu hadisin yanında olduğu başka bir sahabe de diyecekti ki miras vardır diye farklı görüşler ortaya çıkmış olacaktı. bu bir örnek olarak bu hususa zikredilebilir. Ama burada şunu şunun unutulmaması gerekir. Yani bir alim, bir alime bir nasıl ulaşmamıştır bu normaldir. Bunu normal karşılanması gerekir. Yani sen bilmiyordun, biliyorsun da o alim bilmiyor mu gibi cahilene, cahilane yaklaşımlar kesinlikle doğru değildir. Ebu Bekir radıyallahu anh ile Ömer radıyallahu anh arasındaki zekat tartışmasını unutmayalım. Ömer radıyallahu anh orada bir hadis hatırlatıyor. Ömer radıyallahu Ebu Bekir radıyallahu ne hadisi hatırlamıyor. Ve kendi aralarında bir ihtilaf yaşıyorlar. Ömer radıyallahu an belki hadisi eksik olarak söylüyor. Allahu alem. ama o zekat kıssasında bir kapalılık yani bir bir sahabeye açık kapalı olan bir mesele diğer sahabeye sahabenin yanında bilinir bir durumda. Hatta bunun üzerine İbn Hacer rahimehullah diyor ki: "Ve fil kıssati delilun ala en sünnete kad tahfa ala ba'd akabir es-sahabeti ve yattali'u alayha ahaduhum." Bu kıssada şuna delil ve işaret vardır ki sünnet bir sahabeye kapalı kalırken, gizli kalırken bir başka sahabe onu bilebilir. Ve la yultafatu ila al-ara'i mahma qawiyat ma'a wujudi tukhalifuha. Ne kadar kuvvetli olursa olsun bir görüşe, ona muhalefet eden bir sünnet, bir hadis söz konusu olduğunda bir görüşe iltifat edilmez. Hadise iltifat edilir, hadise yönlenilir diye o şekilde söylemiş. Aynı şekilde şunu da söylemiş, eklemiş. وَلَا كَيْفَ ذَا خَفْيَ عَلَى فُلَانٍ Bu falana nasıl kapalı kalır ki? Yani Veya bu alim bunu nasıl bilmez ki? gibi söylemek de doğru değil diye söylüyor aynı şekilde ee, İmam İbn Hacer rahimehullah